Akşener, İyi Parti olmasaydı, Erdoğan'ın ilk turda kaç puanla seçileceğini konuşacaktık. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Gökdere Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Akşener'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle: 16 yılda ne oldu? Bursa ile iki çeşit bağım var benim. Ailemin bir kısmı burada, bir diğer bağım, okuduğum Bursa Öğretmen Okulu. 24 Haziran'da bir seçime gidiyoruz, süper baskın seçime gidiyoruz. Şimdi soru şu, madem her şey iyi niye seçime gidiyoruz, madem kötü niye seni seçelim? 16 yıldır iktidardalar. 16 yılda ne oldu? Bursa'nın sanayisi mi gelişti? Bursa'nın gençleri iş mi buldu? Bursa gibi bir sanayi şehri, tarım şehri olan şehrimizde işsizlik olmaması gerekiyordu. Artık yolun sonu görünüyor. İyi Parti'yi millet kurdu. Dediniz ki bize, yürüyün. İyi Parti kurulmasaydı, bugün bu seçimde Cumhurbaşkanlığı için neyi konuşuyor olacaktı? Erdoğan bizim SAYMİZDE sanayi konuşuyor. Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç puanla seçildiğini konuşacaktı. Bizim sayemizde Sayın Erdoğan bile millete proje anlatmaya başladı. İlk defa bu seçimde çiftçiler konuşuluyor. İlk defa bu seçimde eğitim konuşuluyor. İlk defa bu seçimde sanayi konuşuluyor. Bütün bunları sağlayan sizin desteğinizle kurulan İyi Parti'dir. Bütün bunları sağlayan İyi Parti'dir. İyi Parti'yi millet kurdu. Dediniz ki bize, yürüyün. İyi Parti kurulmasaydı, bugün bu seçimde Cumhurbaşkanlığı için neyi konuşuyor olacaktık? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç puanla seçildiğini konuşacaktık. Bizim sayemizde Sayın Erdoğan bile millete proje anlatmaya başladı. İlk defa bu seçimde çiftçiler konuşuluyor. İlk defa bu seçimde eğitim konuşuluyor. İlk defa bu seçimde sanayi konuşuluyor. Bütün bunları sağlayan sizin desteğinizle kurulan İyi Parti'dir. İyi Parti, sizin desteğinizle güneş gibi doğmuştur. Bugün burada konuşuyorsam, Bursa Öğretmen Okulu'ndaki öğretmenlerim sayesinde. Biz proje üreten, çözüm üreten bir siyasi partiyiz. 16 yıldır toplam 2 katrilyon dolar para girdi devletin kasasına. Bunun karşılığında devlet eliyle yapılan sadece bölünmüş yollar, Türkiye bütün projelerini yandaş müteahhite yaptırdı. Yandaşlar zengin edildi. Büyük projeleri devlet yapmalıydı. Köprülerden geçen de para ödüyor, geçmeyen de. Müşteri garantisi verilmiş köprüler, müşteri garantisi verilmiş hastaneler. İlk defa bu ülke bir cumhurbaşkanının millete müşteri gözüyle bakıldığı görüldü. İyi Parti'yi siz kurdunuz, İyi Parti'yi siz kurdunuz, millet kurdu İyi Parti'yi. Dediniz ki bize, yürüyün biz sizinle yürüyeceğiz ve yola çıktık. Sonra, seçime sokulamaz denildi. Bununla ilgili her şey yapıldı ve İyi Parti seçime girdi. Siz İyi Parti'yi kur Meral Akşener demeseydiniz bugün Sayın Erdoğan'ın seçimi kaç oyla kazanacağını konuşacaktık. Bu başlı başına İyi Parti'nin sizlerin ve bizlerin Türkiye'ye büyük bir katkısı ve hizmetidir. İlk defa bu seçimde çiftçiler, gençler, eğitim, sanayi ve üretim konuşuluyor. İlk defa bu seçimde memurun, hemşirenin, öğretmenin, işsizin durumu konuşuluyor. Biz çok ekonomide, dış politikada, sosyal politikalar konusunda, adalet konusunda önemli bir kadroyla yola çıktık.
Bütün projelerimizin kaynakları hazır. Bunun anlamı ciddiyettir. Biz proje üreten, çözüm üreten bir siyasi partiyiz. 16 yıldır toplam 2 katrilyon dolar para girdi devletin kasasına. Bunun karşılığında devlet eliyle yapılan sadece bölünmüş yollar. Türkiye bütün projelerini yandaş müteahhite yaptırdı. Yandaşlar zengin edildi. Büyük projeleri devlet yapmalıydı. Köprülerden geçen de para ödüyor. Geçmeyen de. Müşteri garantisi verilmiş köprüler. Müşteri garantisi verilmiş hastaneler. İlk defa bu ülke bir cumhurbaşkanının millete müşteri gözüyle baktığını gördü.